Aztv ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. İkili Oyun programımızda yeniden sizlerleyiz. Her cuma saatleriniz 20.30'u gösterdiğinde ben Samet İnciroğulları ve spor servisinden değerli arkadaşım Tolga Öztaş ile birlikte Aztv ekranlarında Bursa Spor başta olmak üzere spordaki son gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da aynı saatte yerimizi aldık. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Samet. Nasılsın? Nasıl geçti haftan? İyiyim. Yorgun geçiyor haftamız. Müdürümüz Sayın Süha Gürsoy. Yok burada. Kendisi Kıbrıs semalarında. Kendisi buradan Kıbrıs'ta, da selam söyleyelim kendisine. Evet, her gün hikayelerini görüyoruz otelde. Sağ olsun Eşe Emel abla da bizi özlememizi sağlamak için her gün Süha abiyi gösteriyor bize. Biz burada tabii herhangi bir eksik yedik bırakmadan spor servisinin çalışmalarına hem programlarımızda olsun hem sayfalarımızda olsun hem bültenlerimizde olsun devam ediyoruz. Gözü arkada kalmasın buradan. Tabii ki de ama birazcık yorucu oluyor bizim için. Tabii. Yani ben özellikle birazcık da erken geliyorum alışık olmadığım şekilde. Tabii sen erken gelmeyi. Evet, o yüzden biraz şey oluyor. Olsun ama iyiyiz, yorgunuz ama gençliğimiz var. Tabii. Aslında spor servisini çoğu insanın seçme sebebi de bu Tolga. Ben birçok gazeteci büyüğümüzden dinlediğim kadarıyla çoğu erken kalkmamak için spor servisini seçtiğini söylüyor. Yani yok, herhangi bir gazetecilik mesleği banka gibi veya memurluk gibi olmadığı için sabah 8'de 9'da gelmenizin bir anlamı yok. Buradan da bilmeyen izleyenlerimize söyleyelim. Haber olduğu 11-12 zaman gidiyoruz gibi. Ama. Ya 40 yılda bir haber oluyor tabii yok ki ya, sabahtan. Ya tabii ya. Haber olduğu zaman gidiyorsun ama. Haber olduğu zaman gidiyoruz. Genellikle çalışma saatleri uzun ama sabah geç başlıyorsun. Mesela ben kendi açımdan örnek vereyim. Bugün saat 11.30'da geldim. Saat 20.30. Bir saat daha buradayız. Evet. Öyle bir gündemimiz güzel var. Güzel çalışıyoruz. Tabii güzel çalışıyoruz. Bu arada sen bugün çok şıksın. Siyah ceket, siyah gömlek. Bugün... Bu aralar Netflix'ten ben Ezel'in tekrarını izliyorum. Kıbrıs'ta Kerpeten Ali'yi anımsattın bana şu anda hafiften. Hafiften. Hafiften böyle bir güvenlik görevlisi tarzın var. Teşekkür ederim. Ben oradaki neydi? Tevfik'le daha çok yakıştırıyorum kendime. Tefo. Tefo. Saçlar da daha az ya. İzler miydin Ezel? Daha yeni tekrarını bitirdim tekrardan. Hangi dizileri seviyorsun? Yani bu ara Elite'ın ikinci sezonu çıkmış. Hı-hı. O da iyi. Behzatçı'yı takip ediyor musun? Tabii ki de. Yani tabii. Favorimiz Behzatçı. Güzel diziler var. Güzel diziler var ya. Bursa Spor'a geçelim istersen. Başlayalım artık hafiften şey ya. Bursa Spor'la bir başlayalım. Devamında zaten milli takımı da konuşuruz. Basketbol takımımız da Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayacak. Voleybol takımımızı da konuşmaya gayret ederiz. Ama önce Bursa Spor'dan başlayalım. Aslında biraz geriden alabiliriz Bursa Spor'da. Çünkü 3 aylık bir dönem vardı Yeşil evet. Beyazlılar'da. Transfer tahtası açılacak mı? Açılırsa hangi oyuncular gelecek şeklinde çatışmalar yaşanmıştı. Hem camiada hem medyada. Transfer tahtası 48 saat kala açıldı bitmesine ve Bursa Spor 13 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladı. Eskişehir maçına da değineceğiz. Ama önce bu transfer sürecinden başlayalım istiyorum Tolga. Ben birazcık daha öncesini alayım mı? Tabii Samet. İstediğin yerden alabiliriz. Mesut Mestan henüz seçilememişken daha işte son hafta antrenmanına falan mı ne gitmiştik biz. Diğer basından arkadaşlarımız da vardı. Yani öyle bir durum vardı ki bizim basın odasında falan böyle yerde yapraklar, çürümüş yapraklar. Herkesin modu düşüktü. Tabii herkesin modu düşüktü. Ya bir de ortalık çok kirliydi. Yani çalışacak insan yoktu, şey yoktu. O tam kongre sürecinden geçmeden ondan sonra düştükten sonra bir kere daha böyle bir hani o başkanlık süreci falan gittiğimizde bir durumlarda da gördük. Yani hakikaten o sıralar herkes böyle şeydi yani hani biz aşağıda da duramayız, burada da duramayız. Sen de biliyorsun cami yani biz Kocaeli Spor gibi biraz oluruz. Bilmiyorum ben hiç hissetmedim öyle olacağımız çünkü Bursa şehri diğer şehirlere göre daha hani sanayi şehriyle yani diğer şehirler gibi değil yani. Yani o dediğimiz gibi Kocaeli gibi takımlar yani Sakarya gibi takımlar tamam oralar da şey ama bir büyük şehir değiller bizim gibi değiller en azından bence. Şehrin dinamikleri olarak ya da bilmiyorum yani burada biliyorsun şampiyonluktan sonra 5. olduğumuzda falan başkanın üzerine yürümüşlüğü var taraftarımızın hani burada daha hedefler daha büyük genelde. Kocaeli'nin 11 sezon yani transfer tahtası açılmamış, transfer yapamamışlar. Yani düşünsene burada daha bir dönem açılmadı. Neler oldu yani. Biraz da şu oldu aslında Tolga lafını böleceğim ama. Her zaman hatırlarsın evet. Yeni başkan göreve başladığı zaman önünde bir transfer tahtasından önce Sebastian Frey engeli vardı. Evet. Mesela onu hemen aşıldı. Hemen aşılmadı aslında son gün aşıldı. Ya, tamam son gün sonuçta... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın desteğiyle açıldı. Transfer tahtası da 2 gün kala açıldı.
Hatta bugün daha yeni Bursa Spor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan bir açıklama yaptı yaklaşık bir saat önce. Yani elimizdeki çoğu oyuncuyu kaçırdık dedi. Özlüce'ye getirdiğimiz bile oldu ama alamadık dedi. Yani bu tahta belki de tabii açılması bence çok büyük başarı. O ayrı bir mesele. Zaten bu tahta meselesi sırf yeni başkanın meselesi de değil. Bugüne kadar son 2-3 başkanın getirdiği bir durum. Ya Mesut Mestan bunu bir şekilde aştı. Ama keşke daha erken aşabilseydi. Ama tabii aştığı için de müteşekkiriz yani Bursa Sporlu olarak. Çok sallamak istemiyorum biliyorsun. Ben biraz sevmezsin, tutamıyorum. Biraz tutamıyorum kendimi. Samet, transfer tahtası açıldı. Şehrin dinamikleri harekete geçti diye biz de haber yaptık. Hı hı. Sayın İbrahim Burkay'la Ali Nuraktaş transfer tahtası kapandıktan sonra formaları aldılar. Yani kimse yani tam biz herkes isterdi zaten erken açılmasını ama hani elimizi vicdanımıza götürmemiz lazım biraz. Hani belki daha erken destek olunsaydı. Hani İbrahim Burkay'la Ali Nuraktaş'ın seçimden bir gün sonra başlatsalardı bu forma alma olayını, destek olayını. Daha fazla kişi alırsalardı belki daha erken açabilirdik tahtayı. Aslında Tolga şu an yeni yönetimin transfer tahtasını açtırma adına şöyle bir avantajı vardı. Zaten ceplerinden herhangi bir miktar vermeden bile bu tahta açılabilirdi bence oyuncu satışlarından. Zaten öyle oyuncu satışları geç kaldı. Mesela Muhammed'in transferi çok geç kaldı. Umut'un transferi çok geç kaldı. Ya bunları ya muhtemelen daha teklifler vardı. Erken vardı ama umuyoruz tabii daha iyi teklifler beklendiği için satılmadı diye düşünüyorum. Ama Umut da Muhammed de Ertuğrul da çok geç satıldı. Bir yani nebze. Ertuğrul, Umut, Muhammed. Üçünü erken satsaydık zaten 25 trilyon. Tabii transfer tahtasının açılma miktarı. Bu temlik olayı falan filan da var Samet. Yani TFF'den tabii. Direkt gelmiyor biliyorsun. Hepsi sözleşmesini kendi fesih ederek gittiler. Hani biz direkt zaten transfer gözükmüyor. Bizim şu an hiçbir transfer girdi olarak göstermiyor. Hepsi kendi parasını yatırıp sözleşme fesih ettiler. Aslında şu an Bursa Spor Süper Lig'de olsa bir mali fair play denetiminde olsa transfer tahtası artı girişi sıfır şu anda. Tabii şöyle satışımız yok. Şöyle bize. Bir durumda oldu ekstra bir durum olarak. Kulüplerle yayıncı kuruluş anlaşamadı biliyorsun. Evet, ayak bastı parası geldi. Belki çok büyük bir miktar değil tüme ama düşme paramız o da geç geldi. Tabii. Paraşüt yardımı da çok geç geldi. Böyle şanssızlıklar oldu ama ne olursa olsun Bursa Spor transfer tahtasını açmayı başardı. Önemli bir şeydi bence. İşte diyorum ya çok kötü günler var ya. Biz basın mensupları olarak da orada hani diyoruz ki hani onlar da öyle söylüyordu. Dediğim gibi ben hani çok fazla inanmadım şehirden dolayı hani yeni gelecek kim gelir nasıl işler yapar değil ama şehrin buna izin vermeyeceğini düşünüyordum. Hı hı. Ki 5 büyük şehirden de İktidar Partisi'nin tek belediye başkanı çıkartmış yeri olarak da hani bunlar da biraz bilmiyorum tabii güvenmek gerekir mi? Futbolda tabii siyaset gücünüzü de kullanmanız lazım i̇şte yani yüzden, şu anki futbol konjonktüründe bu şekilde işte. O yüzden ben olmayacağını düşünüyorum ki olmadı Allah şükürlerse olsun olmadı yani. Transferler hakkında ne düşünüyorsun? Artık transferler bitti. Bursa Spor'un yoluna devam edeceği kadro belli bazı, oldu. Bazı bence yani senin dediğin gibi hani Yalçın Koçukavak da dün akşam bir açıklamada bulundu. O da aynı şekilde. Memnun gibi gözüktü Yalçın Hoca transferlerden. Ya çünkü yapabileceğimiz en iyisini yaptık diyor. Yani tabii. Samet özellikle önceden anlaşılmış. Selçuk Şahin de çok önceden anlaşılmış. Birçok bunların hani kalibresine tanınmayan, ligi bilmeyen oyuncu Bursa Spor'dan gitmiş, inanmamış. Olcay da bunlardan bir tanesiydi. 10 gün hatta sonra, bir numarasıydı. 10 gün sonra falan hani gelmiş 10 gün tesislerde çalışmış kalmış. 10 günün içinde açılmadığı için ya zaten şey anlaşırken de transferin sonuna doğru açılacağız demiş yani. Açtıktan sonra hep herkese atacak. Yani son 2 gün açılacak denilmiş. Biz her zaman burada söylüyorduk ki ilk 3 haftayı gözden çıkarmışlar diye. Evet, gerçekten de öyleymiş. Gerçekten öyleymiş. İşte 10 gün durmuş mesela bazı futbolcu işte Olcay başta olmak üzere dediğin gibi. 10 günden sonra ben inanmıyorum size artık deyip gitmişler. Tabii futbolcu için de aslında büyük bir risk yani. Ne olursa olsun tahta açılamazsa açıkta kalacak. Mesela ya açıkta ama kalan futbolculardan bir tanesi hatta tesiste çalışan futbolculardan bir tanesi de olabilir Ömer Şişmanoğlu. Hı hı. Kendisi şu an kulüpsüz. İşte kalsaydı inanmış kalsaydı, olsaydı olmayacaktı. Devam edecekti. Belki de yani Ömer olsaydı Seleznom alınmayacaktı. Belki de Kubilay bu kadar iyi başlamasaydı hem Seleznom hem Ömer gelecekti. Belki bilemezsin. De, evet ama dediğim gibi hani ben bazı biraz ya bazı bir yığılma olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta saha konusunda mesela hani bir yığılma işte senin de bahsettiğin gibi Onurcan konusunda bir hani ama bu oyuncuda diyorum ya nasıl bir yapılanma nasıl bir planlama hoca gayet memnundu. Yani hoca da demek ki memnunsa Selçuk Erdoğan açıklamasından da memnun olduğu gözüküyor. Ben kaleci konusu hakkında şöyle bir duyum aldım Tolga. Canberk ikinci kaleci şu an Ataberk'in arkasında ikinci kaleciydi yeni kaleciler gelmeden evet. Önce. Canberk'in bu seviyelerde olmadığı için üçüncü kaleci olarak rekabet
yaratabilecek bir kaleci istemiş sanırım Yalçın Koçukabak. Yani, Onurcan da böyle bir tercihmiş. Yani üçüncü kaleci oynasın diye alınmaktan ziyade rekabet yaratsın. Mesela, Çağlar Şahin'i zorlasın. Şöyle bir durum da var. Samet idmanları da sağ olsun artık açtılar transfer tahtasından sonra idmanlara da gidebiliyoruz. Mesela senin dediğin gibi Onurcan eğer alınmasaydı Atabek milli takımda biliyorsun. Tabii. Şu an sadece Çağlar olacaktı ve işte. Çok genç kaleci olacaktı. Yani bizim hani şu an taktik antrenman, çift kale maçlar yapıyoruz. Bir kalemiz mesela boş gibi olacak. Yani boş olmaz tabii hani o gençlerde çok şey yapmak istemiyorum ama dediğin gibi bazı oyuncular böyledir. Hani çift sağlam kaleci olsun ister ki Onurcan da hani üçüncülük seviyesinde zaten oynayan bir kaleci. Daha çok bence de hani Ataberk'i de daha çok zorlayabilir diye düşünüyorum. Ya bana ilk Onurcan alındığı zaman ben tepki koymuştum hatırlarsın. Biliyorum. Bu duyumlardan sonra açıkçası bana çok mantıksız gelmedi. Çünkü böyle bir durum var ve bunu bize açıkladılar. İletişim kurdular. Keşke her konuda böyle iletişim kursalar diye ben düşünüyorum. Ben sadece dedim ki... Ama stoper transferlerini hala beni ikna etmiş durumda değil. Yani çok fazla stoperimiz var. Bana da öyle. Ya bana da orta saha geldi aslında. Dedim orta yani. Sahada da o şekilde. Şunu nasıl değerlendiriyorsun? Bursaspor'da kaptanlar da belli oldu. Yeşil Beyazlılar'da bu sene birinci kaptan Selçuk Şahin, ikinci kaptan Özer Urmacı, üçüncü kaptan da hem Vakıfköy'ün kaptanı kontenjanından Kubilay kanatsız kuş oldu. Selçuk herhalde oynayacak. Ya ilk ben 11'de. Selçuk konusunda senin bir sempatin var Selçuk'a. Yani Gençler Birliği'nde de geçen sene önemli işler üstlenmişti. Burada da yani biz ne diyoruz mesela Karagümrük maçında hiç kimse olmasa mesela Çağlar'la bence Selçuk olsa biz Karagümrük'ü yenebilirdik. Ya çünkü ilk maçta bir tecrübesizlik de vardı bizim oyuncularımızda biliyorsun. Bütün hakeme baskıları rakip kullandı. Foullerde, moller böyle her pozisyonda rakip üstümüze geldi. Bir tane karşı çıkan oyuncu olmadı. Çünkü hepsi çok gençti. Mesela belki Selçuk olsa o oyuncu atılmayacaktı orada. Ozan tabii. Atılmayacak. Yani ama işte bu da transfer tahtasını daha erken araştırmanıza geliyor ama sonuç olarak. Ama bu sezon yani dediğim gibi artık düşmüşken bu sezon için bence dediğim gibi bazı yığılmalar haricinde yani özel transferine, Selezno transferine herhalde herhangi bir kimsenin ben karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ya bana sorarsan... Bana kilit oyuncular geliyor birincilikte. Selezno ve Özer gerçekten ikisi de elit yani birincilik. Formda olduğu sürece yani sağlıklı oldukları sürece ikisi... Bizi Süper Lig'e çıkarır. Bana da öyle geliyor. Özer ne olursa olsun hani bazı isimler diyor ya formsuz şöyle böyle ama ya, Süper Lig standartında öyle. Yani, ki bu oyuncu yani. Geçen sene 28 maça ilk 11'de başlamış Süper Lig'de. Şimdi Süper Lig'de burası arasında çok büyük bir fark var. Yani, hani Özer buranın yıldızı olması gerekiyor bana sorarsan. Aynı şekilde Selezno geliyor. Ki bak ikisinin de ben çok büyük umutluyum. Yani, ya sağ dışı biz, problemler olmadığı sürece ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Biz sonunda hani... Biliyorsun 3 sezondur falan bu konularda istatistiklerde de kötüydük. Yani biz artık böyle hem Özer'den hem Selezno'dan ben ayrı ayrı söylüyorum. Hani gol asist olarak 10-15 barajını geçeceğiz gibi duruyor. Ya Selezno tam bu ligin santrafor değil mi Tolga? Bana, yani direkt güçlü. Yani ne, geçen sene diyorduk ya hatta sen de çok kullanıyorsun senin lafın diye. Sakoyu pamuklara sarmak lazım diye. Evet. Bu sene de gerçekten hani Selezno bu ligde tek başına stoperleri sırtına alıp sürükleyecek, ya duvar olacak. Yani, tam bu ligin santraforu. Hele iç sahadaki maçlarda Samet ya biz bence bilmiyorum. Geçen sene Süper Lig'de alsak bile iş yapardı bize. İç sahada falan hani. Yıktığımız zaman orayı oyunu tam iş yapacak adam. Selezno ya, transferiyle ilgili şöyle bir detay anlatayım. Sen de belki dinlemişsindir Selçuk Erdoğan'ın açıklamalarını. Biliyorsun pazartesi 2 Eylül pazartesi saat 24'te bitti. Pazar akşamı Kiev'den İstanbul'a bir tane uçak kalmış. Ve transferi bitirdikleri an Selezno'ma bilet baktıkları zaman sadece bir tane bilet varmış. Kiev'den İstanbul'a. O bileti de Selezno almış. Hani belki de yolun sonunda 2020 Mayıs'ta Selezno Bursaspor'un şampiyonluğundaki önemli faktörlerden biri olursa güzel bir hikayemiz şimdiden çıktı. Ben bunu bileti bulmak lazım. Ben bunu bültenlerde veririm. Evet. Bu hikayeyi. Yani verilir o bileti de bulmak lazım. Tabii. Belki şampiyon olacak, gol şampiyonluğun golünü attığını düşünsene yani. Selezno'nun. Dediğim gibi yani ben memnun transferlerden. Bu lige biz de aslında basın mensupları olarak da yavaş yavaş alışmaya başladık artık. Ya ben bir zaten... Menemen Keçiören gücü maçı gördüğüm zaman duruyorum artık mesela. İlk hafta durmuyordum. Tabii şimdi İzlemek artık istemiyordum. Bakıyorsun. Hani uzak öyle, durmak bakıyorsun. İstiyordum. Şimdi bir duruyorsun ya Adana Demir'de kimler var? Hoca değişti. Adana Spor neler yapıyor? Ya Samet aslında çok farklı bir bakış açısı olabilir şu an söyleyeceğim ama ben mesela Eskişehir'de gördüğüm tablodan etkilendim. Mesela Süper Lig'de böyle seyirci yok. Bizim seyircimiz gitmiş orayı doldurmuş. Eskişehir'de hani kısmen doldurmuş ki Süper Lig olsa o stat full olurdu. Çünkü milli maçlarda çok iyi seyirci biliyorsun. Vardı. Yani milli maçlarda zaten full oluyor orası. Yani eğer Süper Lig'e çıkarsa yani bilmiyorum birincilikte Bursaspor gibi
Eskişehirspor gibi, Adana Demir gibi kulüplerin olması büyük camialar yani var. Ülke futboluna da bence katkı koyabilecek. Ya bizim gençlerimiz oynuyor şu an. Hani ki ben oyuncaklarını düşünüyorum yani. Yalçın hangi gençler devam eder? Ya İsmail Çokçalış yani devam edecek etmeli, gibi duruyor. Etmeli. İsmail Çokçalış zaten alternatif Sedat, de yok gibi. Burak İsmail Altıparmak Çokçalış, var. Sedat, Burak Kapacak. Bunlar devam edecek ya gibi Sedat, duruyor. Bence Yalçın Hoca'nın ve camianın sezon başı hiç listesinde olmayan bir oyuncuydu ama şu an Sedat'tan formayı almak çok zor bence. Ya bak, transfer tahtasını açamamamız Samet aslında bazı şeyleri yaradı. Sedat biliyorsun ön libero. Hı hı. Biz röportaj yaptığımızda da konuştuk. O da öyle söyledi. Hani transfer tahtasını açmış olsak işte bu stoperler alınacaktı. İlk Fenerbahçe maçına çıktığımızda bir gün önce denemiş Yalçın Hoca. Sedat stoper deneyim demiş Rüştü'yle. Bakmış antrenmanlarda biraz iyi duruyor. Fenerbahçe maçına koyuyor. Fenerbahçe maçında iyilerinden Sedat. Hı hı. Ondan sonra stoper oldu. Bir anda Bursaspor bir ya da Türk futbolu bir stoper kazandı. Bence çok iyi oynuyor. Bence Cüneyt'le Sedat olarak devam edeceğiz. Stoper bana da öyle geliyor. Çünkü üçüncü stoper de Diarra olacak bence. Son maçta da zaten öyle olmuştu. Ondan sonra stoper rotasını biliyorsun sola geçti Rüştü. Sedat'la Cüneyt oldu. Bana da öyle geliyor. Son 15 dakika 5'li savunmaya geçtik. Ya Rüştü aslında hatırlarsın Pollegüen de çok üstünde titredi. Ama sol bek yapmaya çalışıyorlar. Ben olmaz gibi mi geliyor? Sol bek zaten bence olmaz da. Geçtiğimiz sezonda kiralık gitti hatırlarsın. Ligin ilk yarısında Adana Demirspor'da oynamıştı. İkinci yarısında Elazığspor'da birer maç oynamıştı. Evet. Yanılmıyorsam hatta kırmızı kart görmüştü yanılmıyorsam Adana Demirspor'da. Hani geçen seneyi de boş geçirdi. Hani Rüştü için üzülüyorum. 23 yaşında ve 3 maç oynadı ama bu sene de formayı kaybedecek gibi duruyor. Rüştü'nün yanında aynı jenerasyondan 97 doğumlu Furkan Emre Ünver. O da biliyorsun Vakıfköy'e geri gönderildi. Hani tamamen düşünülmüyor. Geçen seneyi boş geçirdi. Ondan önce Yeşil Bursa'da sakatlanmıştı ikinci yarıda. Bu seneyi de boş geçirecek. Furkan Emre adına da üzüntü verici bir durum. Ya benim bildiğim, yakından tanıdığım oyunculardan bir tanesi. Çok şeyler bekleniyor bu ikisinden. Hem iyi, ya Ertuğrul'dan da hani önceden Ertuğrul'dan daha çok bekleniyordu. Yani Furkan Emre Ertuğrul. Bu üçü de aynı yaşta zaten. Furkan zaten daha üstte duruyordu. Hı hı. Sakatlık sorunu oldu. Yani bir türlü genelde sezon içinde hani darbeye bağlı ciddi sakatlıklar yaşıyor. Biraz hani korumuyor sanırsam kendini. Biraz da stoper fiziğine göre size'ı biraz düşük i̇şte, gibi. Gelişmedi diyorum ya, hani Ertuğrul'la ikisini o genç yaşında 17-18 yaşında baktığımızda Furkan Emre daha iyi durumdaydı. Hı hı. Ama ondan sonra Ertuğrul Rize'ye gittikten sonra özellikle bir gelişim gösterdi. Bir artık nasıl özel çalışıyorsa, hani vücut çalıştı, belki hocaya çalıştı. Ya yani Furkan onu yapamadı. Furkan durdu. Aynı çıta gibi bir yerden devam etmeye durdu. Başladı. Yani durdu ya gelişim. Tabii hala çok genç bir yaş aslında. Tabii 23 yaş futbol için. Belki kendini bulabilir. Üçüncülükte, ikincilikte kiralık olarak forma giyerek. Keşke bilmiyorum. Furkan gitseydi mesela. Belki yani keşke. Bu transferler yapılacaksa Rüştü'yü de keşke gönderseydik. Keşke mesela geçen sene her zaman seninle de konuşuyoruz. İsmail Çokçalış. Yarım sezon gitti. Karacabey Belediyespor'da hem oynadı hem playoff tecrübesi yaşadı. Bu sene de mesela Furkan Emre gitseydi Karacabey'e veya başka oyuncularımız gitseydi. Çok kullanmamız lazım. Ya İnegöl hadi TFF ikincilik olduğu için ama bir seviye üstü. İşte Emirhan oradan hani. Emirhan da üst üste iki sene. Aslında kiralık gitmenin kötü bir şey olmadığını da görüyoruz. Ya aynen, anlamaları lazım zaten bu oyuncuları. İsmail, Sedat 3 sene öyle, kiralık oynadı. Tabii canım, Sedat bir önceki sene Karacabey'de, Diyarbakır Spor'da. Diyarbakır'a gitti. Yeşil Bursa'ya gitmişliği var. Tabii. Yani çekinmemek oynayacaksınız lazım. Oynayacaksınız yani, sen şey yapmayacaksın. Bursa Spor'dan ayrılan futbolcular da oldu Tolga. Benim anlamadığım noktalar var. Onları da sana anlatmak istiyorum. Belki sen bana anlatırsın doğrusunu. Tabii ki de. Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer. Hem Bursa Spor'un, sadece Bursa Spor için konuşmuyorum aslında Türk futbolu için de. Şu bilmiyorum an güzel mesela. Bir kaleci havuzumuz var. Evet. Bir 10 senelik, 15 senelik planlama yapabileceğimiz bir kaleci havuzumuz var. Okan ve Muhammed de bence bu havuzda önemli isimler olması gereken futbolculardı. Fakat Okan Kocuk hatırlarsın, geçtiğimiz sezon başı bile Bursa Spor'dan ayrılmak istemişti ki Harun ayrılmasa ayrılacaktı. Neden? Çünkü oynamayacaksam, bu yaşta oynamayacaksam benim vizyonum var. Vizyoner bir futbolcuyum. Bize röportajı oynamayacaksam giderim, hiçbir her takıma giderim, 3. lige, 2. lige giderim yeter ki oynayayım demişti. Aynı şekilde Muhammed de 22 yaşında kendisi. Maalesef hiçbir tam sezonu yok. Öyle söyleyeyim yani. Onun yaşında Kurtuğa Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olmuştu. Kariyerinde 150 maçı vardı. Hem Bursa Spor için üzüldüm ben. Muhammed'in oynayacağını düşünüyordum. Muhammed kalsaydı hem Çağlar'ı hem Onurcan'ı almazdık belki. Okan da gitti Mustera'nın arkasına. Muhammed de gitti Mert ve Volkan Babacan'ın arkasına. Şuraya bağlayacağım. Biz bir futbolcuların beyinlerine neden giremiyoruz Tolga? Yani bir futbolcu, artık bunu söyleyeceğim. Yani para için. Yani bir yerden 10 kazanacağınıza 15 kazanıp yedek kalmayı tercih ediyorsunuz. Yani ben ne kadar iyi bir kaleci olursam olayım, ne kadar para verirlerse versinler, ben
öyle düşünüyorum, bilmiyorum. 24 yaşında Muslera'nın arkasına gitmem yedek beklemek için. Muhammed için de Başakşehir'e 3. kaleci mi ol diye yetiştirdi seni Vakıfköy'deki hocaların. Veya Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Mustafa Er. Yani biz bu futbolcuları bunun için yetiştirmedik Tolga. Başakşehir'de 3. kaleci şu an Muhammed Şengezer. Ben sana çok katılıyorum Samet. Mesela şey olarak düşün. Hani sallıyorum. Mesela burada ekran çıkıyorsun. İşte haberleri sunuyorsun. Hı hı. Hani köşe yazıyorsun, şey yapıyorsun. Mesela sana 5 katı para verdiler. Yayıncı kuruluş dedi gel ama hiçbir iş yapmayacaksın. Burada işte evrakları taşıyacaksın. Çay, çorba, kahve. Yani şey ekranı çıkanların arkasında değil mi ya şimdi Muslera oranın yıldızı. Bütün işi yapan o. Sen işini yapmayacaksın. Muslera'nın arkasında işte antrenmanlarda antrenman kalitesi olacak. Yani gidilmez yani. Ya çünkü ben bunu... garantisi yok. Bir ya... sene sonra çünkü sen işe yaramaz biri olacaksın orada yani. Yaşlı kaleciler için anlayabilirim. Tabii. Hatta mantıklı da karşılayabilirim. Chelsea'nin Caballero örneği, Scott Carson'ın Manchester City'ye gitmesi. Ya. Ama yani 24 yaşında yedek kalmayı kabul etmek, 22 yaşında yedek kalmayı kabul etmek. Yani bazı futbolcular özellikle kaleci mevkisi için... Hani oynamadan gelişemezsiniz ki Muhammed için bu daha çok geçerli. İkisi de milli kaleci, ikisi de milli takıma çağrılmadı farkındaysan. Oynamıyorlar nasıl çağıracaklar çünkü. Ki? Oynamıyorlar. Nasıl çağıracaklar? Aynen öyle. Yani bilmiyorum, ben çok garipsedim. Umarım ben... futbol hayatları açık olur. Umarım başarılar çok kazanırlar ama. Çok ben zannetmiyorum. Ben üzüldüm. Yani yok, çok zannetmiyorum ben. Yani. Yani bir sezon kalsalı, bir sezon oynamamak 24 yaşında. Hani sezonu 5 maçla geçirmek. Ya bilmiyorum. Ben mesela farklı bir örnek belki olacak da. Mert Günok biliyorsun Volkan'ın arkasından çok bekledi. Hatta o zaman çok eleştiriler de olmuştu. Milli takıma çağırıyordu. Hazırlık maçlarında oynatıyorlardı. Kendi takımında oynamayan oyuncu hazırlık maçlarında oynatıyorlardı. Mert'in de öyle bir hatası oldu. 27 yani, yaşında Bursa Spor'a geldi. Aynen. Abi 27 yaşında ayrıldı ya. O zamana kadar hiçbir tam sezonu yok. Hiç oynamışlığı yok. 10 maç oynamışlığı yok. İlk tam sezonu Medipol Başakşehir'de. Bizde evet. De yarım sezon oynamıştı. İşte yarım sezon oynadı ondan sonra İlk gitti. Tam sezonu 29 yaşında. Şaka gibi. Yani ya kendine, Okan da mı böyle olmak istiyor acaba? Işte, Muhammed de mi böyle öyle istiyor? Yani demek ki böyle gidiliyor diye. Demek ki ilk Galatasaray formanız olmayınca yani böyle hissediyor öyle. İnsanlar demek ki diye düşünüyorum. Üzücü. Birazdan ben ikisi adına da üzüldüm ben. Mesela Muhammed kalsa bence bu ligin yıldız kalecisi olurdu. Okan gibi aynı birincilikler nasıl İstanbul Spor'dan çağrılıyordu. Yani Muhammed formayı zorlardı yani. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben Bursa Spor'dan ayrılmalarına bir şey demiyorum. Ayrılmak isteyebilirler. Ama ben Muhammed'in yerinde tabii. Olsam ne bileyim. Ya Okan, gerekirse Hatay Spor'a giderim ama oynarım. Bak Okan keşke oynasalar. Geçen sezon işte Gazişehir Yalçın Hoca'nın takımı o zaman adı şeydi. Afyon'da alt sahamızda çalışıyordu bizim. Yalçın Hoca her gün izliyordu antrenmanı. Okan'la konuşuyordu. İstanbul Spor'dan da eski öğrencisi. Yalçın Hoca'nın çok sevdiği bir kaleci çok tarzı istiyordu. Okan. Çok istiyordu. Hani Harun gitmezse mutlaka bize gel. Hani kiralık ne olursa olsun gel Galatasaray'a oynatacağım seni diyordu. Bak ne olursa olsun gel diyordu. Hani Okan da dedi hani eğer burada ben Harun gitmezse abi oynayamazsam ben gitmeyi oynayacağım bir takımı kiralık ya da önemli değil. Yani bir sezon daha gerekirse kiralık giderim ama ben tam oynamak istiyorum diyordu. Ya diyorum ya şu an hiç gereksiz Galatasaray gitti ikinci kaleci. Ya İsmail Çipe'yi gönderdi işte Galatasaray. Seneye de Okan'ı gönderir. Başka yani, kaleciyi alır. Ben açıkçası Okan'ın kalecilik melekelerine inanıyorum. Bir Orkun Uşak gibi, bir Aykut Erçetin gibi, bir Ufuk Ceylan gibi olmasını istemiyorum. Umarım olmaz. Daha da kötü olabilir bence. Umarım Hakan olmaz. Hakan Canbaz gibi olur işte. Muhammed Şengizer'in de 16 numara aldığını hatırlatalım Medipol Başakşehir'de. Aynı çok, şekilde çok duygulandık. Ertuğrul Ersoy da 16 numara aldı. Mesela ben harika Ertuğrul'un oldu. Yaptığına çok saygı duydum. Ne olursa olsun Fransa 2. Ligi belki. Ama bir geri dönüş yolu bıraktı. Belki orada gidip banko oynayacak ki geçen hafta oynamadı ama Umut Meraş da bence yapması gerekeni yaptı. Buradaki takımlar her türlü gidersiniz Tolga. Tabii ki de yani. Ama orada bir gidip Fransızca ya öğrenmek. Bir de Le Havre çok güzel bir şehir. Ben biraz internetten inceledim. Belki ya röportaja gideriz. Yabancı kural çıksa ilk alınacak adamlar. Yani. Orada oynayın. Belki Avrupa piyasasında olacaksınız. Ne olursa olsun Polya Güven gibi Bursa Spor'da sözü geçmedi ama Avrupa transfer piyasasında sözü geçen bir antrenör. Tabii ki. Yani ben açıkçası Umut ve Ertuğrul'un verdiği kararı da doğru buluyorum. Ertuğrul'un ben gidişi bence çok güzeldi. Yaptığı açıklamaları ne diyorsun? Sedat Üçün'le ben konuştum İstersen zaten kendisiyle. İstersen sen onu anlat. Birazdan reklam arası vereceğiz ama bir 2-3 dakika Ertuğrul şey son röportajını sana verdi aslında. Evet yani son ayrılmadı. Konuşmayı resmi olarak değil hani kameralara Hı-hı. konuşmadı ama konuştu benimle. Yani çok ben orada ben ya zaten Ertuğrul aslında davranışlı olarak o son Ölürüz olayına kadar taraftarın da sevdiği bir isimdi. Hani Ölürüz'den sonra gitmesinden dolayı şu an tepkiler var ona. Ama orada davranışı çok güzeldi mesela. Hiç kimse yokken yani Bursa Spor'dan hiç kimse yoktu Samet.
Bursaspor'un bir efsanesi Sedat Üç orada. Sedat Özden forması Bursa Kent Müzesi'nde kaldırılıyor. Basın da kimse yoktu. Yani gazeteci olarak, resmi olarak ben ve Recep abi vardı bizim, kameramanımız. Hı hı. Gazetecilikten emekli olmuş insanlar, Bursaspor'u takip eden işte zamanında insanlar vardı orada. Bir de Ertuğrul vardı. Bak, Bursaspor'un topçusu değil o an. Transfer olmuş. Bursaspor'un son kaptanı. Hadi ya, ne bileyim ya, Bursaspor'un efsanesine, Bursaspor kulübünde hiç kimse yoktu. Ben orada biraz garipsedim. Şey, ne diyorsun? Bursaspor'un resmi herhangi bir mecrasından Ertuğrul için bir mesaj yayınlanmamasına? Ya zaten şu anda iletişim konusunda ben çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum. Yok çünkü Samet kimse. Bursaspor'un yani yeni transferlerin açıklanmasını görmüşsündür herhalde. Evet. Yani tweet atarak açıkladık. Şunlar yani. Şunlar Bursaspor'umuza hayırlı olsun. Yani amatör bir yeniden zirve şeklinde bir tasarım. Stadyumumuzun gerçek hali değil. Gerçek hali kullanılamıyor maalesef. Bitmediği için. Yani. Böyle şeylerin değerini ne zaman anlayacağız acaba? Ya onları yapılacak diye istiyorum. Hani umut ediyorum ben. Hani olması için. Diyorum ya. İlk başta senin dediğin gibi FIFA olayı, Frey olayı, ardından transfer tahtası olayı, o dosyalar 28-32 arası değişiyor. Çeşitli söylentiler de var hani. O dosyaların halledilmesi, kiminin parası ödendi, kimisi anlaşıldı, imza atıldı falan. Şimdi artık herhalde kurumsal yapılanmaya başlar diye düşünüyorum. Çünkü herkes eleştiriyordu ama doğru yolda gibi duruyor kulüp şu an. Tabii yeşil beyazlı yönetim artık bundan sonra çok zor bir... Gazete dili gibi konuşuyorsun, yeni yönetim, yeşil beyazlı yönetim. Çok zor bir süreci geride bıraktılar. Artık biraz daha senin de söylediğin gibi kurumsallaşmak, Bursaspor'un marka değerini tekrar yüceltmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir ara verelim Tolga, Bursaspor'u konuştuk. Artık verelim, ben de yoruldum biraz. İkinci yarımızda da biraz basketbol takımımız ve voleybol takımımızı Süper Ligi'de konuşalım istiyorum. Birazdan yeniden buradayız. Reklam aramız sona erdi. İkili oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Bursaspor'u konuştuk ama benim eklemediğim bir şey vardı Tolga. Seni ve kameraman arkadaşımız Doğukan'ı tebrik etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta burada Eskişehir Spor maçı için skor tahmini yapmıştık. Golleri tutturamadınız ama sen de 2-0 demiştin. Doğukan da 2-0 demişti. Gollerini demiştim. Buradan sizi alkışlamak istiyorum. Gollerini demişim, izledin mi? Kubilay ve Musa Araz demişsin. Ben görüntüleri video yardımcı hakemden kontrol ettim. Musa bir tanesi Araz, tuttu galiba ama. Bir tanesi de ama hiç yakınından bile geçmedi. Yani oyuna bile girmedi Musa Araz. Abi girmedi. Ben şey olmasa, Recep Aydın sakatlanmasa girecekti. Lato yerine o atacaktı. Evet. Lato'nun golüne ne diyorsun? Pastanın üstündeki bir çilek gibi. O açıklamasını da Ünal Aysal'dan yani, almış sanırım. Ben anlamadım. Neyse, Bursa Spor bölümümüzü kapatalım. Kapattık. Futboldan biraz daha devam edelim. Baskete, voleybola geçeceğiz ama Falcao transferi oldu Tolga. Rejimizin ısrarla talep ettiği, ne olur konuşun. Onların biliyorsun aylardır beklediği bir haberdi. Galatasarayların da beklediği bir haberdi. Biz de futbol sever olarak Falcao'yu izlemek tabii ki bizim için de güzel bir şey. Falcao sonunda Galatasaray'a imza attı. Neler düşünüyorsun bu transfer hakkında? Ne gibi katkıları olur? Sadece Bursa Spor'a değil, Türk futboluna da. Ve kapı açıklanan rakamlara inanıyor musun? Öyle söyleyeyim. Bugün son açıklamasından bahsedeyim Mustafa Cengiz'in. Falcao'ya Monaco 9 milyon euro verdi, reddetti bizim için dedi. Herhalde orada %55 vergi kuralını bilmiyor. Hani 9 milyon euro teklif ettiği zaman... Ama Monaco'da vergi yok Tolga. Fransa var, oraya da geldi. Orada başka bir durum var ama normal baştan Fransa'daki yoktu. Gibi yok. Monaco krallığı diye geçiyor, krallığı biliyorsun. Ama farklı bir durum var. Lig 1'e yansıttılar, o kuralı değiştiler. Ben de aynen FM'den falan hepsinden biliyorum. Alıyordum o yüzden. Çok büyük artın oluyordu ama gene alıyorlar vergiyi. Çok net eminim yani. Tamam. Yani o yüzden orada aldığınız 9 milyon direkt geçmiyor. Orada kemiksiz değil yani. Orada bizimki gibi. Yani çok... Bilmiyorum yani, çok büyük paralar, inşallah faydalı olur. Bak hani ben de Türk futbol açısından istiyorum. Ama yani son zamanlardaki golcü hatırlarsak bu ligi çok basit zannediyoruz biz. Mesela bizim biliyorsun Galatasaray'ın henüz kaç puanı var? 5 mi oldu? 4. 4 mü? 4 puanı var. 3 maçta 4 puan. Bizim rejimiz şampiyonluk kutluyor.
Bugün neler neler neler. Falco geldiğinden beri ağızlar kulaklarda. Tolga, burasının ne kadar zor bir lig olduğunu iki örnekle açıklamak istiyorum. Hem sana hem izleyenlerimize. Mahmut Niang hatırlarsın. Fenerbahçe'ye geldiği zaman 31-32 yaşındaydı ve yıllarca Marsilya'da oynamış. Fransa Ligi'nin artık tozunu yutmuş bir oyuncuydu. İlk maçtan sonraki açıklamasını hatırlarsın. Ya burası nasıl bir lig böyle dedi. Nasıl, stoperlerin müdahalesi nasıl dedi. Aynı benzer şeyleri Dembaba'a da söyledi. Enramolar ondan sonra Kuvakeler neden iş yapıyor abi? Güçlü oldukları güçlü. İçin. Fernando, yani Vedat Muriç. Neden iş yapıyor abi? Kısmen Adebayor. Adebayor zaten yani onu çok şey yapmıyor. Ya diyorum ya yani çok biliyorsun 35 gol atarım diyenler de geldi. Tabii Negredo. 10 gol atıp 11 gol atıp gittiler. Ya burada şöyle bir şey var yani, Tolga. Rejimizde de konuşmuştuk. Böyle parantez içinde kibar santraforlar iş yapmıyor. Gomis mesela. Van Persie, Negredo. Biraz daha böyle narin santraforlar iş yapmıyor. Ama dediğin gibi Gomis, Fernandao, Selezno. Falcao narinin bu tip oyuncular, mesela hani. Falcao da biraz ama böyle güçlü. Fit durumdaysa eğer güçlü bir forvet. Vuruşları narin. Evet, klas vuruşları var ama. Ben stoperlerle savaşabileceğini düşünüyorum ve fayda sağlayacağını da düşünüyorum. Benim aklıma takılan nokta, kap açıklaması 5 milyon euro net ücret, başka bir detay yok. Ben inanmıyorum. Sonradan bana kimse inandıramaz. Galiba, çok... Ama resmi değil. Resmi evet, hani olmadığı için de finansal fair play olayına girmiyor. 3 milyonu garanti, işte 5 maçı çıkarsa 250 bin, 7 maçı çıkarsa ilk 11'de 350 bin. Ayrıca maç başı Avrupa'da 45 bin, ligde 30 bin euro. Galatasaray gruptan çıkarsa farklı bir şey. Her oynadığı 9 maçta yani bir ayrı bir prim. En iyi fiyatlar olsa toplam 9 milyon euro. Zaten başkan oradan dedi. Hani Monaco zaten 9 milyon euro verdi. Bizde her şey olursa 9'u bulmuyor ya dedi. Hani azıcık 8-9 milyon. Sen Mustafa Cengiz olsan veya Galatasaray yönetiminde karar verici bir merci olsan, Falcao'yu bu şartlar altında alır mıydın? 33 yaşındaki bir Falcao. Ya ben almam. Yani çünkü bu paralara, yani Samet bilmiyorum hani, belki farklı şeyler, tabii onların da şeyden çok, Galatasaray'ın da mesela sıkıntısı orada. Forvet transferinden çok ağızları yandı. Ya Mitroğlu ve Cagney'i aldılar 6 ay önce. Tekrar bir santrafor değişimi yaşandı. Yani son bir yılda 6 santrafor oynadı Tolga. Eren, Gomis, Sinan Gümüş. Sinan Gümüş de şeyle başladı geçen anda, sezona. Cagney, Mitroğlu geldi, gene olmadı. Şimdi gene farklı çift forvet. Mesela asıl bundan daha bombası diğer o kiraladıkları forvet. Andone'ye Brighton'dan kiraladıkları forvet 2,5 milyon euro. Ya tabii biz şunu burada demeye çalışmıyoruz. Hani Galatasaray'a faydasız olsunlar veya mali açıdan değerlendiriyoruz. Ya Avrupa'da başarı hedefliyor Galatasaray ama Avrupa'da başarı yapmanız için bu kadar para harcamanıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Hatırlarsın Dnipro Avrupa'da final oynadı. Evet. Sevilla yıllarca UEFA kupasını kazandı. Ajax geçen sene yarı final oynadı. Bu maaş bütçeleri yok. UEFA'yı kazanıyor. Sevilla zaten satıyor. Hı-hı. Onlar yine gencin oluyor. Bizim buralara yönelmemiz lazım. Sevilla'da kimleri sattı ya? Ya dünyaları sattı. Dani Alves, Sergio Ramos'lar, ya, Navas. UEFA zamanında iyi oyuncuları sattılar yani öyle iş yaptırıp. Ya zaten aslında bizim oralara yönelmemiz lazım. Ya biz Avrupa'nın elit, hani zengin kulüplerinden değiliz. Hı-hı. Bizim oyuncu yetiştirip, mesela Cagney siz daha Kasımpaşa'nın önce siz bulacaksınız. 30 gol i̇şte siz attırıp benim en demeye çalıştığım nokta bu. Siz satacaksınız yani bu. Mesela Luyendama da aynı şekilde. Belçika'dan takım buluyor Luyendama'yı. Size 8 milyon euroya satıyor. Siz gidin Demokratik Kongo'da izleyin. Siz derken i̇şte, sadece Galatasaray için demiyorum. Bütün takımlar. Ya ben o yüzden Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Bunları artık yapmak çok yani kolay Tolga. Dortmund biraz gibi. Biraz oynayayım da Anadolu uğraşsın. Dortmund gibi bir kulüp gidiyor. Kagawa'yı Japonya 2. liginden bulabiliyor. Sen burada Japonya 2. liginden futbolcu alsan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yerden yere vurur basın. Hulk da öyle. Basında Japonya'ya da suç var aslında. Taraftarımızda da suç var. Hulk da Japonya'ya gitmişti. Hulk da aynı şekilde. Oradan çıkma yani. Diyorum ya belki yani inanılmaz şeydi. İnanılmaz forvetler bu paraları bulunabilir bence potansiyelli oyuncular. Yani. Bana yani sorarsan da o şekilde. Ama tabii Fenerbahçe'nin inşallah, Gustavo transferi için ne düşünüyorsun? O da mesela 32 yaşındaki bir futbolcu önce, için 6 milyon işte, euro. 6 milyon euro para veriyor. Onlar da 5 milyon euro ya da 8 milyon euro yakın bir para oyuncuya vermiyor. Hı-hı. Ama 6 milyon euro verdiler. Aslında Luis Gustavo Falcao'dan daha pahalı. Kime satacaksın? Kağıt üzerinde. İşte o da çok şey. Kime satacaksın bundan sonra? Bir de 32 yaşındaki bir futbolcuyla 4 senelik sözleşme. Evet. Yani kime satacaksın? Dünyada kim yapar merak ediyorum. Yani Chelsea bile hatırlarsın. Lampard'la Terry ile birer senelik ya sözleşme yeniliyordu. Bunlar ya bak tutabilir şeyler. Hani
ne bileyim, bunu en yakın örnek nereden verebiliriz? Hani Atiba'nın mesela Beşiktaş'ta hani hala oynuyor olabilmesi. Ama birer senelik yapılıyor yine kontrol. Tabii birer senelik yapılıyor. 3 senelik yapsan Atiba ile, yanılmıyorsam 83'lü olması lazım Atiba'nın. Hı-hı. 36 yaşındaki bir oyuncuyla bir yıllık yaparsın zaten. İşte Gustavo'nun da bence en fazla... Quaresma da aynı hatayı yaptı Beşiktaş. 3 yıl. Biliyorsun. Yeni yani bizde zaten biliyorsun azıcık şey oluyor, hemen sözleşme uzatalım, oyuncular, menajerler dürtüyor. Ya evet. Bakarsan Galatasaray'ın bu paralar açıklaması mesela bazı şeyleri de doğuracak. Bilmiyorum doğru Fatih yalan. Fatih rahatsız olduğunu söylemişti bu maaşların açıklanmasında. Doğru yalan bilmiyorum. Fegu ile geçen sene ben şampiyonluğu getirdim. 1 milyon euro zam ve kontrat. Şeyde 500 bin euro. Belanda'da zam istiyor. Ya Belhanda ile Feghouli zaten Türkiye Ligi standartlarının üstünde bir maaş alıyor ikisi de. 3,5 alıyor Feghouli ama sen şimdi... Fazla. 5 yani, milyon euroya yakın Feghouli'nin primlerle birlikte. İşte ama yeni adam geliyor. Tabii işte burada da maaş... Geç 5 garanti alıyor. Maaş bütçenizi ayarlayamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Aynı şeyi Beşiktaş hatırlarsın. Önder Özen'le çok güzel bir şekilde dengelemişti. Sonra Mario Gomez geldi. Yine bir şekilde idare edildi zaten ama daha sonrasında Abubakar geldi. Mario Gomez'den fazla kazandı. Orada aynen da maaş öyle dengeleri bozuldu. Quaresma ile sözleşme uzatıldı. Babel'e 2 milyon euro verildi. Çok saçma. Bu dengeleri ayarlamamız lazım diye düşünüyorum. Süper Lig'de 3 hafta geride kaldı Tolga. Lider Aytemiz Alanyaspor. Erol Bulut'un Alanyaspor'u. Sizse 3 sezondur olduğu gibi bu sezon da Alanyaspor'da iyi işler yapıyor. 2 sezon. Junior Fernandes. 2 sezon. Junior Fernandes'in zaten beğendiğimiz oyunculardan 3. sezonu. Biliyorsun. En hakkı verilmeyen futbolculardan bir tanesi ya bana sorarsan. Bence veriliyor ya. Bence çok verildiğini düşünmüyorum. Çok faydalı bir oyuncu. Gerçekten çok faydalı bilen bir oyuncular oyuncu. Ben yani ligi bilen isimler şeyler beğeniliyor yani. Forvet'e koy oynar, sol açığa koy oynar. Yunanlı bir oyuncuları var Bakasetas diye. Zaten Aytemiz Alanyaspor Yunanistan pazarını gayet iyi kullanıyor. Evet, o stoper de var orada. Çok iyi stoper. Zevelas. O bu sene fazla oynayarak başlamadı ama Wellington ve... Programdayım, dinleyemeyeceğim Yağız'cığım, kusura bakma. Wellington ve Kolkur'la iyi bir ikili kurdular. İyi de bir Yunan kaleci almışlar. Yanılmıyorsam bir yabancı kalecileri var. Aytemiz Alanyaspor 3'te 3'te devam ediyor. Ya iyi bir takım. Başkanın açıklaması vardı onların da. Çok büyütmememiz lazım. Ya böyle çok şey lider ya, olmak zor şeklinde bir açıklaması var. Yani, lider olmak zor değil bu ligde falan gibi. Kimler seni hayal kırıklığına düşürdü 3 haftalık süreçte Süper Lig'de? Kasımpaşa. Başta. Beni düşürmedi. Yusuf Erdoğan'ı alarak zaten kendi ayaklarına sıktılar bence. Bilmiyorum ya. Geçen seneden o bazı oyuncuları koruyup aslında çok kötü kadroları yok aslında ama. Onlar da Trezeguet'i ama biraz geç sattılar. Mesela 2 senedir Ayrılımın bir türlü olmuyor. Geçen sezonun devre arasında aldılar. 2,5 milyon euro verdiler. Evet işte Kasımpaşa yani, standartında 2,5 milyon euro. Potansiyeli çok yüksek oyuncu. Yani benim de beklentim yüksekti. 2 sezondur izleyemiyorum öyle. Yani ben bekliyorum böyle bir iyi bir performans. Olmuyor. Yani onlar da iskeleti koruyor ama onlar da iyi başlayamadı. Başakşehir mesela. Çok Başakşehir, büyük hayal kırıklığı. Okan Hoca'nın. Ben izledim maçlarını. Aynı şeyi sana söylemiştim zaten. Başakşehir'in durumu aldatmasın. Başakşehir mutlaka toparlayacaktır. Başakşehir en kötü 5. olur bu ligde. Ama çok en giden kötü gelen oldu. Çok fazla bir sürpülasyon oldu. Sence Abdullah Avcı gibi dayanırlar mı? Hani Okan bence Burak dayanırlar. Baskı yok biliyorsun. Daha iyisini bulmaktan ziyade Okan Buruk bir şekilde ligi tamamlar diye düşünüyorum. Hani en kötü kötü 7. 8. olur Başakşehir. Zaten Başakşehir camiasında üzmez çünkü büyük maaş alan zaten futbolcuların çoğuyla yoldan aynen ayırdılar. Avrupa Ligi'ne gidince de birçok bir şey yapmıyorlar. Ama bazı dengesizlikler vardı. Bu sene grupta da oynayacaklar biliyorsun. Muhammed'i evet aldılar gönderdiler. Furkan'ı aldılar gönderdiler. Şedju ilk 11'de başladı. Amiens'e gönderdiler. Orada da biraz garip işler hakikaten oldu. Orada çok garip işler oldu ya. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı vardı geçtiğimiz hafta. Evet. O da dikkat çeken maçlardan biriydi. Güzel bir maç oldu. Güzel maç oldu. Fenerbahçe çok gol kaçırdı. Evet çok gol kaçırdı. Yani bilmiyorum Trabzon... Vedat Muriç hakkında neler söylüyorsun? Ya bak Fernando Açın... Bu tam bu ligin santraforu bence. Fernando Açın ne dediysem onu söylüyorum. Yani Avrupa'da sana iş yapmaz. Sen Avrupa'da işte... Veya bir yere sen, kadar. Ya bir yere gruplarda şimdi tamam gruplarda oynarsan şimdi orada geliyor işte basit takımlar bazı takımlar. Onlarla yapar 3. 4. Avrupa Ligi'nde artık işte orada böyle basit takım falan bakmadan. Var var ya. O arada rica etsem kağıdını gösterebilir misin? Orada bir herhalde sanatsal bir çalışma sergiledin. Ben bir şeyler anlatırken herhalde bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Parlıyor abi. Çok yaklaşma farklı şeyler olabilir. Burada Tolga sanatsal bir şeyler anlatmak istedi. Biliyorsun. Ben anlatıyorum. Umarım diğer sanatçılar gibi hayattayken değerini anlaşılır. Biliyorsun Franz Kafka öldükten sonra kitapları yayınlandı. Çoğu sanatçılar yani öyle... Nereden nereye geçiyorum ben anlamadım ki ya. Dur bir şey ben anlatıyorduk şurada. Devam edebilirsin. Trabzon ve Fenerli arkadaşlarımız için hani ikisi de şampiyonluk yolunda sezon başlamadan aynı bizim rejimizin Galatasaraylı arkadaşlarımız gibi hani hemen daha başlamadan şampiyonluk hayalleri bence
her takımın puan kaybedeceği, bu ligin zar olduğunu hatırlattı. Yani benim için öyle oldu. Hani sadece iyi oynamak yetmiyor bu ligde Samet. İşte Vedat Muriç. Sağ dışında da iyi oynamanız lazım aslında bu ligde. Yani. O yüzden oraya çok girmeyeceğim ben. Çünkü herkes ağlıyor. Herkes ağlıyor. Mesela kimse kusura bakmasın, Galatasaray'ın geçen sene Rize maçı var. Hala bu sene bir örgütlü bir şekilde bize saldırıyorlar diyorlar. Rize maçını ne yapacağız? Nereye koyacağız? Tabii Rize maçı Rize hakkında maçını nereye koyacağız abi? İlginç söylentiler var. Maçın hakemi Serkan Çınar da hatırlarsın. Evet yani. Hakemlikten men edildi. Kendi isteğiyle Bülent Yıldırım'ın da bir maçı var. Pozisyonuna baktığı iddiaları var. Bülent Yıldırım'ın da bir maçı var, öyle bir değişik maçı. Sonra Bülent Yıldırım'ı biliyorsun çıktı ekranlara da, benim içime sinmedi, sizin sindiriz mi diye Serdar Ali Çeliker abimiz de güzel cevaplar verdi. Orada şöyle bir durum var aslında. Nihat Özdemir şöyle bir açıklama yapmıştı Bülent Yıldırım'la ilgili. Zaten kendisi emekli olacağına zaten başvurmuş. Başvurmuş öyle mu? Haberler de vardı. Kendisi bakanlıkta çalışıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, belki biliyorsundur. Nihat Özdemir'in şöyle bir açıklaması vardı. Kendisi zaten formsuzdu. Biz onu emekli etmeyi düşünüyorduk diye. Ama formsuz olan bir hakemi ligin bitmesine 2 hafta kala Galatasaray Beşiktaş maçına nasıl veriyorsunuz o zaman? Orada öyle bir çelişki var. Bu hakem formsuzsa, son senesi ise bu maça nasıl veriyorsunuz? O maç değil. Bence o maçta çok fazla bir şey yok diye. Futbolu kenara koyalım. Birkaç dakikamız var. Biraz voleybolla basketbol konuşalım. Basketbolda büyük hayal kırıklığı yaşadık. Çeyrek geçe yaptım yine. Basketbolda hayal kırıklığı yaşadık. Açıkçası bana 2002 Dünya Kupası'nı hatırlattı. Böyle erken maçlar, 11'de 11.30'da başlayan maçlar. Japonya'yı yendik, iyi başladık ama daha sonrasında Amerika'ya çok ya, değişik bir şekilde kaybettik. Çekya maçında da çok yorgunduk. Yolumuza eleme maçlarıyla devam edeceğiz. Daha fazla şey bekliyorduk aslında Ufuk Sarıca ve öğrencilerinden. Belki Ersan biraz daha Çekya maçında devreye girebilse daha farklı şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Aslında büyük resme baktığın zaman oyuncularımızın hepsi elinden geleni yaptı. Yani Melih Mahmutoğlu'su olsun, Cedis olsun. Bu kadronun aslında yapabileceği bu kadar. Hani en azından Çekya'yı belki yenebilirdik ama ya zaten bilmiyorum. Turnuvaya başlamadan önce de bazı oyuncularımızın orada açıklamalarını ben dinledim. Hani şu an için değil, 2-3 sene sonra çok iyi bir takım olacağız, Avrupa'da söz sahibi bir takım olacağız diye. Kendilerine açıklama söyledi. Yani bu turnuvada elimizden geleni yapacağız ama 2-3 sene içinde çok çok daha iyi bir takım olacağız. Hani gençler geliyor anca oluyoruz diye bir açıklamaları vardı. Amerika maçı dönüm noktası oldu. Biz nasıl dedik orada? Atacaksa üçünü de atsın o son saniyedeki şeyde. Hani kazansaydık çok farklı olacaktık. Kaybedince yorgunluk önemli burada. Bir de o maçtan sonra bir gün arayla maçlar oynuyorsunuz. Tabii yani kadromuz da, rotasyonumuz da dar. Bir de Amerika'yı sen uzatmaya götürüyorsun. İşte 4 tane serbest atış kaçırıyorsun. İkisini atsan kazanmış olacaksın. Büyük psikolojik. Aslında normal sıkıntı. Sürede de aynı fırsat geldi. Cedi son saniyede o faul yapmasa belki de yapmasa şu an çok farklı öyle. Şeyler. Çeyrek final, yarı final konuşuyor olacaktı belki de. Keşke atsaydı, üçlük girseydi de maç uzamasaydı gene. Tabii. Yani bırak belki yani. Uzamasaydı Çekya maçını alacaktı. Aynen. Daha diri öyle. Olacaktı. Yani diyorum ya, o psikolojik şey olmayacaktı. Sıkıntı olmayacaktı. Bu kadar çöküş olmayacaktı. Dediğim gibi yani ileriki senelerde bir heyecan oldu yani. Yaşadık ama hani. Az sürdü belki hani son 16 turuna en azından kalma heyecanımız. 3 maçta sınırlı kaldı ama özellikle Amerika maçı bence bizi doyurdu yani basket olarak. İlerleyen yıllarda Furkan ve Cedi üzerine kurulu bir takım iskeleti belki de bizi daha çok heyecanlandırır diye düşünüyorum. Yarın da A Milli Kadın Voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesi var. Onlara da başarılar dileyelim. Saat 19.30'da Filenin Sultanları final yolunda. Bakalım Polonya'yı yeneriz diye düşünüyorum Tolga. Süha Gürsey'i özledim ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumların için. Önümüzdeki hafta umarım tekrar burada oluruz. Değerli Aslı TV izleyenleri, bu hafta ikili oyunu noktalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.